Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda tavşanımızın kafasını örmüştük. Bu videomuzda da kulaklarını örüp birleştirmesini yapacağız. İsterseniz hemen başlayalım. Tavşanımın kulaklarıyla devam ediyorum arkadaşlar. Sihirli halka yapıyorum. Halkamın içine 6 sık iğne yapıyorum. Altı sık iğnemi yaptım. Halkamı sıkıştırıyorum. İlk yaptığım sık iğneye batıyorum. Ve sık iğne yapıyorum. İkinci sıradan ilk sık iğnemi yapmış oldum. İkinci sırada da arkadaşlar her bir ilmeğe bir kez batarak 6 sık iğnemizi tekrarlıyoruz. İlkini yaptım ben. Diğerine geçip tekrar sık iğne yapıyorum. Diğerine geçip sık iğne yapıyorum. Her bir ilmeğe bir kez batarak 6 sık iğne yapıyorum. Altı sık iğnemi yaptım arkadaşlar. Şimdi bir sık iğne bir arttırma yapıyorum. Bir sık iğne yaptım. İkinci sık iğneme çift batıyorum. Üçüncü sık iğnemi yine aynı yere batıyorum. Dördüncü sık iğnemi tek batıyorum. 5 ve 6. sık iğnemi aynı yere batıyorum. 7. sık iğnemi tek batıyorum. 8 ve 9. sık iğnemi de aynı yere batarak 3. sıramı da tamamlıyorum. 4. sıraya geçiyorum arkadaşlar. Şu an toplamda 9 sık iğnemiz var. 4. sırada da 9 sık iğnemizi 12'ye çıkaracağız. İlmek belirleyicimi takıyorum. 4. sırada da 2 sık iğne bir arttırma yapıyoruz. 2 sık iğne ördüm. 3 ve 4. sık iğnelerimi aynı yere batarak arttırma yapıyorum. Tekrar 2 sık iğne örüyorum. Ve bir arttırma yapıyorum. Tekrar aynı şekilde 2 sık iğne bir arttırma yapıyorum. Böylelikle de toplam ilmek sayımız 12 oldu arkadaşlar. 5. sıradayız. 5. sırada da arttırma yapmadan 12 sık iğnemizi örüyoruz. Her bir ilmeğe bir kez batarak 12 sık iğne örüyorum. İki sık iğnemi ördüm. 6. sıradayım. Bu sırada da 3 sık iğne bir arttırma yapıyoruz. İlk sık iğnemi ördüm. 2 3 sık iğne ördüm. Bir arttırma yapıyorum. Tekrar sıra sonuna kadar 3 sık iğne bir arttırma olarak 6. sıramızı da tamamlıyoruz. Bu sıra sonunda da toplam 15 sık iğnemiz oldu arkadaşlar. 7. sıradayız. 7. sırada da 4 sık iğne bir arttırma yapıyoruz. Hemen 4 sık iğne örüyorum. Dört sık iğne ördüm. Bir arttırma yapıyorum.
şekilde sıra sonuna kadar 4 sık iğne bir arttırma yapıyoruz. Dört sık iğne bir arttırma olarak sıra sonuna geldim arkadaşlar. Bu sıra sonunda da toplam 18 sık iğnem oldu. 8. sıradayız. 8. sırada da düz örüyoruz. Arttırma yapmadan 18 sık iğnemizi düz bir şekilde örüyoruz. Sekiz sık iğnemi ördüm. 9. sıradayım arkadaşlar. 9. sıramızda da 5 sık iğne bir arttırma yapıyoruz. 5 sık iğnemi örüyorum. Bir arttırma yapıyorum. Sıra sonuna kadar 5 sık iğne bir arttırma olarak 9. sıramızı da tamamlıyoruz. Dokuzuncu sıramı da tamamladım. Bu sıra sonunda da toplam 21 sık iğnemiz oldu. 10. sıradayım. 10. sırada da düz bir şekilde 21 sık iğnemizi örüyoruz. Sıra sonuna kadar her bir ilmeğe bir kez batarak 21 sık iğne örüyorum. Sık iğne ördüm. 11. sıraya geldim. 11. sırada da 6 sık iğne bir arttırma yapıyoruz. 6 sık iğne örüyorum. Bir arttırma yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar 6 sık iğne bir arttırma olarak 11. sıramı da tamamlıyorum. 6 sık iğne bir arttırma olarak sıra sonuna geldim. Bu sıra sonunda da toplam 24 sık iğnem oldu. 12. sıradayız. 12. sırada da bu 24 sık iğnemizi düz bir şekilde örüyoruz. Sıra sonuna kadar her bir ilmeğe bir kez batarak 24 sık iğnemi örüyorum. On ikinci sıramı da tamamladım arkadaşlar. 13. sıradayım. Bu sırada da 7 sık iğne bir arttırma yapıyorum. 7 sık iğne örüyorum. Bir arttırma yapıyorum. Sıra sonuna kadar 7 sık iğne bir arttırma olarak 13. sıramı da tamamlıyorum.
13. sıramı da tamamladım arkadaşlar. Bu sıra sonunda da toplam 27 sık iğnem oldu. 14. sıradayım. 14. sıra dahil, 18. sıra dahil toplamda 5 sıra boyunca düz örüyoruz. 5 sıra boyunca her bir ilmeğe bir kez batarak 24 sık iğnemizi tekrarlıyoruz. (27) sık iğnemi 5 sıra boyunca her ilmeğe bir kez batarak tekrarladım arkadaşlar. 19. sıradayız. 19. sırada da azaltmalara başlıyoruz. 7 sık iğne bir azaltma yapacağım. 19. sırama geçtim. İlmek belirleyici ile sıramı belirliyorum. 7 sık iğne bir azaltma yapacağız. İlk sık iğnemi zaten ördüm ben. Toplam 7 sık iğne örüyorum. 7 sık iğne ördüm. Azaltma yapıyorum. Azaltmayı tekrar göstereyim arkadaşlar. İlmeğimin tek kanadını alıyorum. Diğerinin de tek kanadını alıyorum. İkisinin içinden ipimi geçirdim ve sık iğne yapıyorum. Azaltmamı yaptım. Tekrar 7 sık iğne bir azaltma yapıyorum. 7 sık iğne ördüm. Azaltmamı yapıyorum. 7 aynı şekilde 7 sık iğne bir azaltma yapıyorum. 19. sıramı tamamladım. Bu sıra sonunda toplam 24 sık iğnem kaldı. 20. sıradayız. 20 ve 21. sırada 2 sıra boyunca düz örüyoruz. 20 ve 21. sıraları her bir ilmeğe bir kez batarak düz bir şekilde örüyoruz. 2 sıra her ilmeğe bir ilmek ördüm. 22. sıradayım. Bu sırada da 6 sık iğne bir azaltma yapıyoruz. İlk sık iğnemi örerek 22. sırama geçtim. Hemen buraya ilmek belirleyicimi takıyorum. 6 sık iğne bir azaltma yapıyorum. 6 sık iğnemi ördüm. Azaltmamı yapıyorum. 0 sonuna kadar 6 sık iğne bir azaltma yapıyoruz. 6 sık iğne bir azaltma olarak sıramı tamamladım. 23. sıradayım. 23 ve 24. sıralarda her ilmeğe bir kez batarak 2 sıra örüyoruz. 22. sıra sonunda da toplam 21 sık iğnemiz kaldı. 23 ve 24. sıralarda 2 sıra boyunca bu 21 sık iğnemizi tekrarlıyoruz. 2 ilmeği bir kez batarak 2 sıra ördüm. 25. sıradayım. 25. sıramızda da 5 sık iğne bir azaltma yapacağız.
5 sık iğne, biraz altma yapıyorum. Beş sık iğnemi ördüm. Azaltmamı yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar 5 sık iğne, biraz altma yapıyoruz. Beş sık iğne biraz altma olarak sıramı tamamladım. Hemen bir sonraki ilmeğe batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip bitiriyorum arkadaşlar. Dikmek için ipimi pay bırakıp koparıyorum. Daha sonra ipimi ilmeğimin içinden çekip bitiriyorum. Bu şekilde de kulağı tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdi tavşanımızı birleştirmesine geçeceğiz. Tavşanımın birleştirmesini yapacağım şimdi arkadaşlar. Birleştirmeden önce şunu söylemek istiyorum. Bu kafayı bitirdiğimiz yer ve gövdeyi bitirdiğimiz yeri iyice elyafla doldurun. Çünkü birleştirme yaptığımızda burada boşluk kalıp sağa sola düşmesin kafası. O yüzden bitirdikten sonra kafa ve gövde kısmının son sıralarını iyice elyafla dolduruyoruz. İpimi iğneme taktım. Şöyle tam düz gelecek şekilde dikimini yapacağım. Şöyle belirliyorum. Hemen iğnemi gövdeden geçiriyorum. Bir gövdeden bir kafadan alarak dikeceğiz. Şimdi hemen karşısındaki ilmekten batırıyorum iğnemi. Gövdeden batırıyorum hemen karşısındakinden. Bir sık iğne kafadan, bir sık iğne gövdeden olarak tavşanımın dikimini yapıyorum. Bir gövdeden bir kafadan alarak tamamladım dikimimi arkadaşlar. İlk sırada kafa pek sabit durmuyor arkadaşlar. O yüzden iki sıra dikeceğiz. Tam bitirdiğim noktadan bir alt sıradan iğnemi batırıyorum. Şu şekilde alıyorum. Kafadan da hemen karşısından diktiğim sıranın bir üstünden batırarak ilmeğimi alıyorum. Bu şekilde yine aynı taktikle bir gövdeden bir kafadan alarak ikinci sıramızı da dikiyoruz. İkinci sırayı da dikerek iyice sabitledim kafayı arkadaşlar. Şöyle iyice sağlamlaştırdım. Şimdi iğnemi tekrar aynı yerden batırıyorum.
herhangi bir yerden çıkarıyorum. İçeride birkaç tur attırabilirsiniz böyle daha sağlam olması için. Aynı yerden batırarak herhangi bir yerden çıkarıyorum. İyice çekip düğüm atıyorum. İpimi koparıp içeride kaybedeceğim şimdi. Bu şekilde kafasını sabitledim arkadaşlar. Şimdi kulakların dikimine geçiyoruz. Kulağın bir tanesini alıp ipimi, iğnemi taktım. Öncelikle ipimi şu şekilde hemen bitirdiğim sık iğneye batırıp diğer tarafa alıyorum. Ortadan katlıyorum. Düzgün bir şekilde. Ve bu iki ucu birleştiriyorum. Bu şekilde iki ucu birleştirdim arkadaşlar. Şöyle tekrar bir kez daha yapıyorum. Bitiriyorum. Şimdi dikimine geçiyoruz. Dikim içinde bu tepe noktadan 3 sık iğne sayıyorum. 3 ve 4. sık iğneler arasına dikeceğiz. Şöyle tam ortalayarak kafayı kulağa sabitliyorum. Üç ve dördüncü sıralar arasına tam ortaya gelecek şekilde arkadaşlar şöyle şu şekilde göstereyim. Şöyle tam ortalayıp kulağı dikiyoruz. Yine bir kafadan bir kulaktan alarak kulağın dikimini de yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar bir kafadan bir kulaktan alarak dikimini yaptım. En son bu uç kısımdan çıkarıyorum ve ortadan batırıyorum iğnemi. Herhangi bir yerden çıkarıyorum. Bu şekilde sağlam bir şekilde kulağın dikimini de yaptım. Şimdi ipimi içeride biraz gezdirip düğüm atıp içeride kaybedeceğim. Diğer kulağı da aynı şekilde arkadaşlar. İlk olarak ortadan katlayıp birleştiriyoruz iğneyle. Daha sonra tepe noktasından 3 sık iğne sayıyoruz. 3 ve 4. sıralar arasına diğeriyle aynı hizaya gelecek şekilde dikiyoruz. Bunda da aynı taktikle bir kafadan bir kulaktan alarak
İkinci kulağımızı da dikiyoruz. Daha sonra da kolların dikimine geçeceğiz. Diğer kulağı da aynı şekilde sabitledim ben arkadaşlar. Şimdi bu boyun kısmında sizlere göstermek istediğim bir şey var. Buradan kafa kısmından gövde kısmına elyafı çekeceğiz. Daha sağlam durması için. Hani diktiğinizde sıkıntı yoksa, düşme olmuyorsa bunu yapmayabilirsiniz. Ama daha sağlam olsun derseniz şöyle tığımı gövdeden batırdım. Hemen kafa kısmına çıkıyorum yukarıya. Bu ortada bitirdiğimiz noktadaki delikten çıkarıyorum. Ve buradan aşağı doğru elyaf çekiyorum. Bunu önden, arkadan, sağdan ve soldan yaparak kafanın daha sabit durmasını sağlıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar, hani diktiğinizde ihtiyaç yoksa, kafa sağlam duruyorsa yapmayabilirsiniz. Bu şekilde yaparsanız da daha sağlam olur. Şimdi bunu da gösterdikten sonra kolların dikimine geçiyoruz. Hemen kolu ipine, iğneme taktım. Kulak hizasından aşağıya iniyorum. Boyundan 3 sıra sayıyorum. Hemen şuraya iğnemi batırıyorum. Bu şekilde buraya da yine aynı şekilde bir koldan, bir gövdeden alarak tavşanımın kolunu da sabitliyorum. Yanlar bittikten sonra arkadaşlar şöyle kolu yukarıya kaldırıp burada kalan ilmeği de alıyorum. Sağlam bir şekilde kolu buraya sabitliyorum. Yine üstünden bir sıra daha geçebilirsiniz, daha sağlam olsun derseniz. Bir sıra daha geçip daha sağlam yapabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar tavşanımın kolunu da sabitledim. İğnemi batırıp herhangi bir yerden çıkarıyorum. Tavşanımın kolunu bu şekilde sabitledim arkadaşlar. Diğerini de aynı sıralara aynı şekilde sabitliyoruz. Daha sonra da diğer parçalarına geçeceğiz. Tavşanımın diğer kolunu da aynı şekilde aynı sıralara sabitledim arkadaşlar. Son olarak elbisesi, ayakkabısı ve tokası kaldı. Onları da yapıp tavşanımızı bitiriyoruz. Bu videomuzda tavşanımızın kulaklarını örüp birleştirmesini yaptık arkadaşlar. Bir sonraki videoda da kalan parçalarını, yani elbisesinin tokasını ve ayakkabılarını öreceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.